Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Çok keyifli açtım bu vlogu, niye bilmiyorum ama çok keyifliyim. Ders çalışıyorum, ders çalışırken bu kadar keyifli olmamı da sorgulamayın. Ama güzel ya, bugün mutlu hissediyorum kendimi, çok enerjiyim. 2000 years later. Bir şeyler yapmaya üşendiğim için ve kalbim duymanız lazım. Çok korkunç bir ses. Edebiyattan tiyatro ünitesinin özetini bitirdiğim için de olabilir. Şimdi ana ünitesine geçeceğim. Ona geçmeden önce edebiyattan sıkıldım, biraz matematik yapacağım. Matematikte ne severim ama. Ne zorundayım işte. İştarlıkçı olmak bunu gerektirir. Şimdi gidip matematik sorusu çözeceğiz. Hadi bakalım. Tiyatro özetim burada. Arkasında da şöyle küçücük bir yer var. Bu arada şunu ilk defa duydum. Şak şak. Oyunda kullanılan tahta bir maşaymış. Bilgiye bilgi katıyoruz. Bu arada o inek gözlüğümüzü matematik yaparken takacağız çünkü körüm. Niye takmadım da sorgulamayın, neyse. Bu arada bunun şeyi de var, ünite değerlendirmesi. Bilin bakalım özetini çıkardı ama kim yapmadı? Ben yapmadım. Yaparız ya cidden ama çok sıkıldım ya. Bu üniteyi çözmeden matematiğe geçmem gerekmiyor, ben istiyorum. Öyle kendi kendime bazen şartlar koyarım. Matematiğe geçiyoruz artık, yette. Bu arada matematik kitabının o kadar haşatı çıktı ki, hani şu cevap anahtarı yırtılmazsa buradan iyidir, o sayfaya kadar işte kaynakça maynakça hepsi yırtıldı. Çünkü en çok çalıştığım şey matematik olabilir. Sevmiyorum ama çok çalışıyorum, hadi bakalım. İnşallah sınavda matematiği inşallah herkes, isteyen herkes çok iyi yapar. Ben de dahil olmak üzere buna. Ben de ki zekanın bin katını Allah size versin diyorum. Bu arada buraları çözdüm. Çok genlere geçmiş bulunmaktayız. Geçeli yıllar oldu. Ama ben hala şuraları yapmadım, farkında mısınız bilmiyorum ama yapacağız bugün. Bu arada en sevdiğim konunun çokgenler olduğunu size burada açıklamak istiyorum. Çünkü en iyi yapabildiğim konu matematikte o olabilir. Yani öteki konular o kadar lanet geliyor ki bir daha çıksa sınavda illet illet bakacağım soruya herhalde. İnşallah en çok bundan çıkar. Çünkü en sevdiğim konu bu. Geometri oluyor bu. Geometri seviyorum yani. Siz de bu arada hangi dersi iyi yapıyorsunuz, hangisini seviyorsunuz, sevmiyorsunuz yorumlara yazın. Kanalda abone olun. Hatırlatmamı yapıyorum. Later. Ben geldim. Saçım başım dağılmış bir şekilde karşınıza çıkmak istemezdim. Lakin matematik çözerken böyle oluyor. Bu kanalda en doğal halimle sizin karşınızdayım. Tamam mı? Bayağı soru çözdüm. Zaten hava karardı. Işıklar yakıldı fark ettiğiniz gibi. Biraz çekirdek çitmeye karar verdim. Ama onun öncesinde bir boğa burcu asla aç kalamaz. Ne bulursam onu yiyeceğim şahsen. Yemek yapasam hiç yok kendime şu an. Ama yapabilirim. Bu çılgınlık benden beklenir.
Ama çekirdek çizmek de tabii ki beni doyurur mu? Hayır, ama olsun, yine de öyle. Kendime ödüller küçük. Az önce gördüm videoyu izlediğimde, ciddiyim hani size. Az önce kahkaha attığıma yemin edebilirim ama size kanıtlayamıyorum. Çok garip bir ses çıkmış, ciddiyim, kanım dondu. Odada da tekim, içeriden ses gelince daha da kanım dondu. Yani böyle şeyler olabiliyormuş demek ki, hani videolarda oluyor, ben inanasım pek gelmiyordu ama başıma gelince kalbim duymanız lazım. Çok korkunç bir ses. Ciddiyim ya, güldüm orada. Bildiğin ha diye bir kahkahaydı o ama Allah'ım, ben fark etmeden bir şeyler olduysa bilmiyorum artık. Ne yapıyorum ben burada? Duramadım, çekirdeği aldım, çiğniyorum. Çok güzel tadı. Asla duramıyorum. Bir şeyler yapmaya üşendiğim için ve çekirdek en kolay da olduğu için çitmeye karar verdim. Tavsiye ederim. Bu arada konudan çok bağımsız, saçlarım uzadı baya. Saç kesme facialarımdan sonra baya uzadılar. Matematikten soru çözmek, çözebilmek ve okuyabilmek sonuna kadar beni çok mutlu ediyor. Çekirdek mukbange döndü. Yeter. Kapatıyorum. The next day. Dün korkularla bir şekilde bırakmışım videoyu. Resmen ondan sonra nutkum tutuldu desem yeridir. Aslında çok abarttığım gibi de bir şey olmadığını sonradan fark ettim. Lakin yine de o an yalnız başımıza olduğumuz için korkutmuş olabilir beni. Muhtemelen telefondan kaynaklanmıştır ki başka nereden olabilir? Diyorum ve işimi rahatlatıyorum. Yorumlara kötü kötü şeyler yazmayın, beni korkutmayın. Neyse, konumuza dönecek olursak okuldan geldim. Bu arada çözdüğüm yerleri önceden çözdüğümden mütevellit. Matematik dersinde bana kolaylık oldu. Zaten geometriyi sevdiğimi söylemiştim. Yorumlara yazın size ne seviyorsanız. Saçım başım her gün yani böyle dağınık olmak zorunda ama evet. Şimdi yapacağımız şey ne biliyor musunuz? Yarın tiyatro gösterim var. Bence bu da 10. sınıf günlüğüne dahil edilmeli bir şey. Şeyimi çıkaracağım arkadaşlar. YouTube'da videosu var. Videosundan benim konuşacağım yerleri çıkaracağım. Ben acemi hırsızım. Şimdi çıkaracağım neler söyleyeyim. Benim bayağı konuşacağım yer var bu arada. Ve bende polis kostümü de var. Arkadaşlarıma da onu götüreceğim. Size de gösteririm. Katlarken falan, çantama koyarken unutmadan da koymam lazım kesin. Çünkü yarın sabah bırakırsam ben unuturum. Kesin koy dediler. Yarın prova var. Benim giyeceğim kıyafetler de gerekiyor. Ben hırsız olduğum için, yani normal hırsızlar nasıl giyinir biliyor musunuz? Şey ya, o hırsızlığı yapacakken siyah bildiğimiz cerrahi maske var ya, onu alacağım. Hani yüzüm tanınmasın diye. Kilotlu çorap falan çok saçma olur diye düşündüm. Ben sevmiyorum öyle şeyler. O keko hırsızlar, biz modern. Neyse, bir de kendi gözlüğümü takacağım. Öyle gizlenmek amacıyla. Yani normal pantolon, üstüne gömlek, tişört, herhangi bir şeyi giyeceğim yani. Benim çok absürt bir şeyim yok. Bankada bir soygun oynuyoruz bildiğiniz gibi. Öyle. Şimdi yazmaya geçelim. Sabahtan beri yazmaya uğraşıyorum. Ciddiyim, hani dansı destansı konuşacağım yer var.
Çok zor. Yazılı bir metin olmadığı için, direkt videodan aldığımız için videoyu dinleyip yazmam gerekiyor. Bu çok zor bir şey. Umarım çabalarımıza değer diye düşünüyorum. Öyle bir şey olursa açarım. Bu arada çok açım. Dolma yiyeceğiz. Onu da sizlere gösteririm. Çok mutluyum dolma yiyeceğim için. Yazdığım yer burası. Size çok büyük bir şeymiş gibi gelebilir ama bu da videonun başı. Şimdi arka sayfaya geçip yazıyorum. Karnımı doyurduğuma göre ve ödevlerimi sizinle birlikte yaptığıma göre, siz de kanala abone olduğunuza göre bu videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.